Merhaba arkadaşlar, ben Hakan, Oban TR. Half-Life Blue Shift hikayesinin 5. bölümüne hoş geldiniz. Devam ediyoruz. Şimdi güç jeneratörünü doldurmaya gidiyorum. Bizim güç jeneratörüne ihtiyacımız var arkadaşlar. Bakalım, aşağı iniyoruz. Bilim adamlarına yardım edip buradan çıkacağız arkadaşlar. Amacımız bilek masadan çıkmak. Tek ihtiyacımız olan şey güç jeneratörü kaldı. Işınlanma cihazını Zen'de ayarladık. Işınlanma cihazını ayarladık arkadaşlar Zen'de zaten. Gücü de yaptık mı buradan çıkabiliriz. Aha. Bir tane Blue Squid var. Tamamdır. Blue Squid'i öldürdüm. Bilim adamıyla güvenlik görevlisini burada katletmiş. Ne yazık ki. Buradan nereye gideceğiz? Burası açılmıyor. Asker sesleri duydum buradan. Bu kapının önünden. Dikkatli olmak lazım. Buradan yukarı çıkabiliriz. Evet, bu kapının arkasında askerler var büyük ihtimalle. Biz yukarı çıkalım. Burada kim varmış? Güvenlik görevlisi ateş ediyor bir şey burada. Buradan çıkmamız lazım diyorlar. Power cell'i almaya çalışıyorlar. Aha, uzaylı geldi. Mermi geçmiyor buradan. Uzaylı güvenlik görevlisine saldırdı. Güvenlik görevlisi yere düştü. Yardım edemiyoruz. Bu da kırılmıyor. Ateş ettik, mermi de gitmedi. Burası açılmıyor. Geri döneceğiz mecburen. Sesler geliyor kapıdan. Kapıyı kesiyorlar. Kapıyı kestikleri zaman bir sürprizle karşılaşacaklar. Kaynakla kapıyı kıracaklar şimdi. Onlara bomba kusacağız. Tamamdır, askerleri akladık. Patlayıcı atıyorlar. Alın benden de patlayıcı. Daha var mı gelen? Sanırım yok. Hepsini temizledik. Buradan cephane alalım. Bölümde hareket yok diyorlar. Şuradalar. Tamamdır. Onu da indirdik. Tamamdır.
Evet. Burayı temizledik. Burada cam var. Burada can topladık. Askerleri temizledik burada arkadaşlar. Jeneratör odasına gitmeliyiz. Canımı doldurdum. Buradan nereye gideceğiz bilmiyorum. Lan yukarıya çıkabiliriz. Aha. Buraya makinalı tüfek koymuşlar. Şimdi makinalı tüfeği etkisiz hale getirdik. Tekrardan yukarı çıkalım. Burada ne var diye bakacağım. Başladığımız yere geri geldik. Jeneratör odası burası sanırım arkadaşlar. Buraya girmeye çalışıyoruz. Bu çalışıyor mu? Bu çalışmıyor. Aha, bomba atarla ateş ettiler. Tamamdır, hepsini hallettik. El bombası attılar. Alın el bombalarını. C4. Daha fazla asker yukarıda olabilir. Kapı açılmıyor. Daha çok cephane var mı diye bakalım etrafa. Sağlık bulduk. Bu kapı açılmıyor arkadaşlar. Yukarı çıkacağız. Tamamdır. Radyolarını da vurduk arkadaşlar. Askerleri etkisiz hale getirdik. Bu tepeden bize ateş ediyorlardı. Onları durdurduk. Burada bir asker ölmüş. Kapıya patlayıcı yerleştirmişler. Burada elektrikle kapıyı patlatabiliriz ama kabloyu kesilmiş. Burada karşıya geçemeyiz arkadaşlar. Buradaki su kimyasal su. Normal su değil. Erir gideriz. Asitlidir. Şu kutuları açalım.
Evet arkadaşlar, bu kapıyı patlatmamız için gerekli olan şeyi bulduk. Metal bir varil. Bu metal varil iletken arkadaşlar, elektriği iletebileceğiz. Böylece patlayıcı ile kapıyı açacağız. Tamamdır, tam yerine oturdu. Şimdi patlatıyoruz. Geri çekilelim. Tamamdır, kapımız açıldı. Birdenbire ışınlandılar. Ha, yukarıda var da. Alın el bombalarını. Headcrab'leri temizledik. Kafamıza zıplıyorlar sonra. Bir tane daha duruyor orada. Kutulara da bakalım. Cephane var mı? Bir şey yokmuş. Tamamdır, kafamıza zıplayamadılar. Burada bir kontrol vanası var. Bu vanayı kapattığımız zaman ne oluyor? Coolant pump diyor. Heh, kimyasallar gitti arkadaşlar. Kimyasallar aşağı çekildi vanayla. Burada bir şerefsiz var. Tamamdır. Bunu öldürdük. Burada güvenlik görevlisini yiyordu, onu durdurduk. İyi güzel cephane edindik burada. Buradan aşağı ineceğiz. Ne yazık ki güvenlik görevlisini burada yiyordu Bull Squid. Şimdi aşağı ineceğiz. Birdenbire headcrab'ı koymuşlar buraya. Canımızı dolduralım. Şimdi buraya bakalım, burada neler varmış. Bunlar arkadaşlar şeyler, coolant. Soğutucular. Burada soğutucular varmış. Gördüğünüz şeyler soğutucu. Burada vanayı açtığımız zaman kimyasallar arkadaşlar havuzu dolduruyor. Ve bu variller yukarı yükseliyor arkadaşlar. Variller yukarı yükseldiği için varilleri köprü olarak kullanabiliriz. Şuradan şuraya geçmek için. Köprü kapalı durumda. Köprü kapalı durumda olduğu için burası soğutucu sıvıyla dolduğu zaman bu variller yukarı kalkacak. Biz de bu varillerin üzerinden atlayarak karşıya geçebileceğiz. Zor kurdum cümleyi. Edersiniz. Suyun kaldırma kuvvetinden faydalanacağız sıvıların. Düzgün sırada bunları yerleştirmeliyiz. Aradaki mesafe çok olmamalı, kolay zıplayabilmek için. Vortigant sesi duydum. Saldırırlarsa silahımız, her şeyimiz hazır. Haklarız onları. Buradan bir yere çıkılıyor mu?
Buradan daha bir yere çıkılmıyor. İnşallah düzgün sırada olmuştur bunlar. Bakıyorum. Tekrardan yukarı çıkacağım. Bu yukarı çıkmamıza engel oluyor sanırım. Tamamdır. Tekrardan deneyelim. Headcrab'i hallettik. Tamamdır. Tekrardan sıvıları dolduralım. Evet. Onlar da yukarı çıkıyor. Variller. Üzerine zıplayıp geçebiliriz büyük ihtimalle. Ha, roketi ölmedi. Ha, buna öldü. Birinci roketi ölmedi ama. Şimdi de şunların üzerine zıplamak kaldı. Kimyasalların üzerinde zıplamaktan hoşlanmıyorum. Tehlikeli işler. Lan. Mermiyi kontrol etmemişiz. Neyse. Burada da askerler var. Askerleri hallettik derken bir de bunlar geldi. Şuna da bir füze atalım. Füze tek atmadı. Tamamdır, bir tane de tabancayla vurduk. Tek yedi. Yani iki de ölmüş oldu aslında. Bunları öldürürken bayağı cephane harcıyorsunuz. Burada başka asker var mı? Yok. Çok çok yukarıya zıplayabiliyor bu headcrab'ler. İnsanı şaşırtıyor gerçekten. Abi çaprazlama gitti. Kutuların içine bir şey koyun. Hiçbir şey koymamışlar. Kaçma. Kontrol odasına geldik arkadaşlar. Burada da asit adam bir şey var. Ona da cevabımız C4 ile olacak. C4'e gitmedi. Bir de el bombası cevap atalım. Tamamdır. Şimdi yok oldu.
Tamamdır. Kontrolleri açıyoruz. Sisteme elektriği veriyoruz. Tamamdır arkadaşlar. Sistem aktif hale geldi. Her şey yolunda. Buradaki işimizi bitirdik. Artık Black Mesa tesisinin bu kısmına enerji vermiş bulunmaktayız. Black Mesa'da buradaki enerji sorunu bitti. Tekrardan şöyle gidip karşıya geçeceğiz. Aynı yolu dolaşmaktansa buradan zıplaya zıplaya tekrardan gideceğiz. Şuraya zıplayacağım. Birazcık mesafe var. Şuradan da şuraya zıplayacağız. Tamamdır, geçtik kimyasallara değmeden. Geri dönüyoruz. Canımızı doldurduk. Şimdi tesiste elektrik olduğu için elektrikler çalışır tesiste. Tamamdır. Artık bu köprü çalışıyor arkadaşlar. Burada kimyasallar akıyor. Bu kimyasallar soğutucu kimyasallar arkadaşlar. Akan su değil. Köprü yerine otursun, karşıya geçeriz. Tamamdır. Burada bir bilim adamı katledilmiş. Şerefsiz uzaylılar yine geldiler. Hev giysiyi dolduramıyoruz. Bize zırh lazım. I was hoping you'd show up. You have to get this power self-charged and back up to Dr. Rosenberg. I'd help, but I'm hurt pretty bad. You can probably push the power cell through the fence into the charging station behind me. Let me see if I can get out of the way. Oh. Arkadaş, çok üzgünüm. Keşke seni kurtarabilseydim. Sen burada güç jeneratörünü korumaya çalıştın. Başarısız olsan da senin sayende jeneratörü nereye koyacağımızı gördük. Emeğim boşa gitmedi. Şimdi güç jeneratörünü elektrikle dolduracağız. Sonra da teslim edeceğiz. Şunu elektrikle doldurup teslim edelim. Şarj edelim. Tamamdır. Power Cell Charging Station. Şarj oluyor şimdi. Elektriklenecek. Tamamdır, şarj olmuş durumda şimdi. Şimdi bunu dışarı çıkaracağız. Şu odaya göndereceğiz bunu. Power Cell Delivery teslimat noktasına ulaştıracağız. Otomatik teslim noktası var. Şunu şöyle itelim. Hemen şunu teslim edelim. Tam yerine otursun. Tamam. Tamamdır. Power Cell Lift ile teslim ediyoruz. Tamamdır. Teslimatı gerçekleştirdik. Bu kapı en başında açılsaydı hiç uğraşmayacaktık. Buradan aşağı ineceğiz. Yukarı çıkacağız. Yok, yukarı çıkacağız. Aşağı inmeyeceğiz. Tekrardan ışınlanma merkezine gidiyoruz. Artık her şeyi tamamladık.
Işınlayıcıyı ayarladık bir önceki bölümde. Şimdi de enerjimizi ayarladık. Jeneratörleri teslim ettik. Şarj edin. We've already begun preparing the device with the fresh power cell you sent up. This time, however, the process is going to be a bit more complex. So I'll need you to help me in the main room. But let's hurry. There's no time to waste. Kaybedecek zaman yok diyor. All right. I'll stay down here to monitor the system levels and direct the procedure. I need you to climb up to the control room and activate the main power. Once the process has started, you'll also need to release the damping locks each time the system has charged in order to open the displacement field. Don't worry, Mr. Calhoun. The process is simple, and I'll let you know when you need to do something. Tamamdır. Yukarıya çıkmamız lazım şimdi. Sistem aşırı yüklendiği zaman buradan gazı vereceğiz, yani basıncı alacağız bu vanayı çevirerek. Burada... Ana gücü aktif hale getirdik. Main power'ı açtık. Displacement field damping locks. Tamamdır. Doktor Rosenberg ayarlamaları yapıyor. Tamamdır. Bunlar... Displacement field'ı açacağız. Şimdi basıncı aldık. O deyince displacement field'ı açacağız. Neredeyse oradayız. Tamamdır. Displacement field'ı açtık. Işınlanacak şimdi. Evet, bir bilim adamını ışınladık. İkinci kişiyi ışınlayacağız. Herkesi teker teker bu tesisin dışına ışınlıyoruz. Black Mesa tesisini. Asker sesleri duydum. Askerler mi saldıracak? Bu kapıdan geliyor ses. Bu kapıyı açabilirler. Tamamdır. Full charge yeniden olmuş. Askerler her an gelebilir arkadaşlar. Asker radyolarını duydum. Kapının oradan. Tamam. Şuraya bakacağım. Sesler geliyor kapıdan. Tamamdır, açalım. Sizi... Aha, burayı açıyorlar. Doktor Rosenberg de kapıyı aç... gitti, ışınlandı. Bir tek biz kaldık. Buradan kapı açılmaya çalışıyor. Askerler buraya girmeye çalışacak. Onları sürpriz olarak ben bekliyorum.
Tamamdır, ışınlanalım. Son çıkan biziz. Ha, çıkamıyorum. Işınlayıcıda kaldım. Yarım ışınlandık. Zendeyim. Burası da neresi böyle? Bilim adamı var bir tane ölü. Hev giysili. Burada ne oluyor? Burada Freeman'ı götürüyorlar. Freeman'ı yakalamışlar. Aha, sonunda geldik. Neyse ki Black Mesa'nın dışına ışınlandık. Buradan çıkıyoruz. Evet, Calhoun Black Mesa tesisinin dışına çıkmayı başardı arkadaşlar. Barney olarak Black Mesa'nın dışına çıktık. Half-Life Blue Shift burada tamamlandı arkadaşlar. Half-Life Blue Shift'i bitirdik. Çok güzeldi. Gearbox'ın yaptığı Half-Life Blue Shift. Valve ile birlikte yaptılar. Burada oyunun yapımında katkısı olan kişiler, oyunun yapımcıları listelenmiş durumda. Evet arkadaşlar, Half-Life Blue Shift hikayesinin sonuna geldik. Gelecek Half-Life videolarında, Half-Life Blue Shift videolarında görüşmek üzere. Hoşça kalın.